Merhaba, ben Erdem Yalçın. Yine sokaklardayız sokak uzmanınız olarak. Bugün mahallemizde bir atölyeye gireceğiz. Ne şartlarda çalışıyorlar, pandemi süresince ne durumdalar? Birlikte girip görelim. Buyurun. Selamünaleyküm, kolay gelsin. İşte kumaş, kurulan kumaşlar o kadar değerli oldu ki şu an resmen yani orijinal, regular kumaşa kapıyoruz, sever gibi. Evet, yiyesimiz geliyor. Şunun güzelliğine bak. Halbuki çöpe gidecek kumaş ama şu an altın değerinde. Çeyrek altın. Kumaş. Başka bir şey yok. Bize kumaş. Evet Taner abicim, kolay gelsin, hayırlı işler. Sağ olun, teşekkür ettim. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? İşleriniz nasıl? Şu an pandemi döneminde. Pandemi dönemi mahvetti bizi. İş yok, güç yok, satış yok. İmalat yapıyoruz ama satamıyoruz bir türlü. Evet. Bundan dolayı bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. Peki abicim. Peki ne yapıyorsun şu an? Şu an sevgililere özel kalp yapıyoruz. Çiçekçilere, çiçek sepetine göre. Evet. Elle sarılabilen küçük kalpler, ayıcıklar. Yani burada evet, imalatının her türlüsünü yapıyoruz yani. Peki önceki işlerle şu anki işleriniz arasındaki dağlar kadar fark var. Yalnız burada bir tek sorun, bir sıkıntı var. Evet. İthalatçılardan şikayetçiyiz. Normalde bu ürünü Çin'den getiriyorlar ama biz burada bu ürünü o paraya mal edebiliyoruz. Destek vermedikleri için bizim gibi küçük atölyeler ölüyor. Evet. Sadece sorun bu. Normalde bu mal Çin'den geldiği zaman biz zaten bu paraya burada mal ediyoruz. Evet. Etmiyoruz diyorlar, yalan söylüyorlar. Biz burada mal ediyoruz. Sadece bize destek vermediklerinden kaynaklanıyor. Ne gibi bir destek bekliyorsunuz mesela? Maddi, adam konteynerden Çin getiriyor, 100 bin dolar parayı Çin'e bağlıyor, 3 ay sonra malı geliyor. 100 bin doları buraya bağlasa, istediğin gibi daha güzel makine, daha güzel baskı, ham maddeyi toplu alırsın, daha uygun alırsın. Ondan evet, dolayı aynı paraya mal ediyoruz ama maalesef yapamıyoruz. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Gelip burada bizi öldürüyorlar. Evet. Biz bunu diyor Çin'den getirdik, 2 liraya, evet, sen de bize 2 liraya verirsen alırız. Ve emeğimizin hakkını alamıyoruz. Evet. Evet, görüşlerini az çok dinlediniz. Burada hafta sonu olmuş. Pazardır. Herkes pandemi hastalıktan dolayı gizli gizli gelmişiz. Evet. Yani iş yapmaya çalışıyoruz. Evet. Şu an kapalı olman gerekirken, kapalı olmaz açıkken, gerekirken, herkes ıstırap etmesi gerekirken, ceza yeme tehlikesi riskiyle karşı karşıyayız. Açız. Evet. Açız. Evet. Çünkü yok, çalışmadın mı burada, bir gün çalışmadın mı ikinci gün açsın. Onun için mecbur çalışmak zorundayız. Evet. Peki, geleceği nasıl görüyorsunuz abi? Şu an gelecek, yani bir geleceği göremiyoruz şu an. Belirsiz. Karanlığa çalışıyoruz. Belirsiz. Göremiyoruz. Hastalıktan dolayı, işten dolayı göremiyoruz. Şu an hiçbir gelecek göremiyoruz yani. Evet. Nereye kadar giderse, bu nereye kadar giderse devam düşün, ediyorsunuz. Sanki bir afatın içindeyiz, gelmişiz, ekmek için çalışıyoruz. Daha bundan evet, bir şey yok ki. Onun için şu an hiçbir gelecek göremiyoruz. Taner abi. Hayırlısı, yapacak bir şeyimiz yok. Burada 6 kişi çalışıyoruz. 6 kişi 5 tane nüfusa bakıyor. Toplam 30 kişi ekmek yiyor. Evet. Çalışmadığı takdirde herkes aç. Mecbur herkes çalışmak zorunda. Herkes aç, ekmek götüremeyecek. Peki Tamer abi, bu artan kurlar ve dövizler ne kadar etkiledi seni? Döviz hakkında ne düşünüyorsun, ne diyorsun? %100 etkiledi bizi. Kumaşı biz 2 dolar alıyorduk, kumaş oldu 4 dolar. Evet. Hem doların yükselmesi hem fiyatı yükseltmeleri o bizi mahvetti. Şu an 1 metre, 1 kilo kumaş alamıyoruz. 5 dolar, 6 dolardan satıyorlar. Ne satsalar hep dolar, dolar, dolar. Maliyetler yükseldi diyorsun. Maliyetler 2 katına çıktı. Aldı tüketici gitti, almıyor bu sefer. Evet. Onun için sıkıntımız bu, dolara bir çare, kumaşa Türk parasıyla satılması. Dolar değil, dolar nedir artık, dolar, dolar, dolar. Peki, bıktım artık. Kumaş yurt dışından geliyor değil burada mi? Burada da yapılan var. Buradakini de adam dolarla satıyor. Aynı burada, kalite mi peki? Aynı kalite, buradakini de dolarla satıyor. Dolar üzerinden, maliyet lira üzerinden maliyet, satış. Maliyet dolar üzerinden, dolar hep dolar. Üzerinden. Dolara verip para çeviriyor. 1 lira da oynasa hemen peşine ekliyor. Evet, buradan peki yetkililere ne demek istersin? Buradan yetkililere bir çare. Evet. Daha ne diyeyim ki? Yok. Her şey dolar, dolar, dolar. Evet. Başka da bir şey diyeceğim bir şey yok.
artan kurlarla birlikte esnafın kumaş sıkıntısı olduğunu, maliyetleri karşılamadığını da size buradan aktarmış olduk. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.